tekerleği olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Skoda Fabia Monte Carlo ile birlikteyiz. Uzun zamandır bu aracın peşindeydim. Sonunda bayide denk gelebildik arkadaşlar. Şöyle hızlıca tanıtacağız size. Çok hoş bir araba. Son dönemin hatch sayılabilecek araçlarından biri. 150 beygirlik motorla geliyor Monte Carlo'ya özel ve bu motorla beraber sportif bir görüntüye de kavuşuyor. Hemen detaylara gelelim. Şimdi ön tarafta LED farlarla beraber geliyor. LED gündüz farlarımız. Bu donanımda standart geliyor. Monte Carlo en üst donanım paketine sahip. Hem de en dolu olan versiyonu. Ön taraf tabii ki sportif bir görüntü sağlamak için. Burada parlak siyah malzemelerle kaplanmış durumda. Alt tarafta hemen tamponun altında bakın keskin bıçaklarımız var. Sis farlarımız geliyor. Ön park sensörlerimiz geliyor. Monte Carlo donanım çift renkli olarak alınıyor. Tavan siyah alınıyor ve böyle simli bir siyah sahip. Hemen aynanın üzeri de aynı şekilde tavan renginizle aynı simli siyah. Buradaki detayı görebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri var. Bu şekilde de alabilirsiniz. Beyazı, kırmızısı özellikle farklı duruyor. Turuncu rengimiz de var, lansman rengi. Şöyle lastik jant ölçümüze bir bakalım. Aracın üzerinde 215, 45, 17 ebatında alışımlı jantlarımız var. Şu aradaki parçalar çıkabiliyor. Plastik şurası ama burası alışımlı jant arkadaşlar. Böyle sportif bir jantımız var. Dediğim gibi bunu çıkartıp sadece alışımlı jantla da gezilebilir. Bu şekilde de gezilebilir. Hani size kalmış. Böyle istediğiniz zaman da size nasıl o gün ruh haliniz nasılsa o şekilde jantı kullanabilirsiniz. Böyle bir kişiselleştirme yapılmış. Skoda'nın biliyorsunuz araçların genelinde böyle kişiselleştirme olanakları çok fazla. Bu da küçük detaylardan biri. Ön tarafta hava girişlerimiz var aktif. Buradan gelen hava hemen tamponun içerisinden disklerimizin soğumasına da yardımcı oluyor. İçeride plastik bir izolasyon malzemesi var. Ön tamponumuzun altındaki ekleri görüyorsunuz. Yine alt tarafa doğru da arka tarafa kadar devam eden yine siyah kaplı ekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen arka tarafa doğru gelelim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi bu araçta geliyor. Arka tarafta da disk frenler var. Yalnız burada işte bağımsız süspansiyonumuz gelmiyor. Burada da yine biraz plastik izolasyon malzemesi kullanılmış durumda. LED farlarımızla beraber stoplanmalarımız da LED olarak geliyor. Skoda'nın diğer modellerinden de bildiğimiz gibi keskin çizgileri var, hatları var tasarım olarak. Yine bu Fabia'da da aynı şekilde keskin hatlar kullanılmış durumda. Stop grubumuzda LED farla beraber bayağı bir yakışıklı olmuş. Bu geri vites lambamız yine dörtlerimizde aynı şekilde LED olarak yanıyor. Alt tarafa baktığımızda burada kedi göz reflektörlerimiz var. Arkada bir difüzörümüz var. Hemen onun detayını da şöyle yakından size göstereyim arkadaşlar. Burada yine parlak siyah bir malzeme uygulanmış. Arka tarafta da bu parça yine bu modele özel olarak da eklenmiş durumda. Burada Skoda ve Fabia yazımız yine sportif bir araçta olması gerektiği gibi koyu renkli olarak yapılmış. Arka camlarımız komple koyu renkli olarak yapılmış. Bunlar fabrikasyon koyu renkli cam filmi değil. Burada 380 litrelik bir bagaj hacmi var. Yine fonksiyonellik bagajda da çok rahat bir şekilde görünüyor. Burada bir yangın tüpü için yer var. Eşya askılığımız var. Bir eşya askılığı daha var. Sabitleme halkaları var. Kademeler olarak kullanmak için burada üst tarafta ayrı bir yer var. Yine burada bir cebimiz var. Burada bir üçgen reflektör için ayrı bir yer var. Bakalım yedek lastiğimize. Burada 185, 65, 15 ebatında da bir yedek lastiğimiz var arkadaşlar. Yine fonksiyonel bir bagaj hacmimiz var. Şöyle bagajın hacimden çalmamak için biraz daha inceltilmiş bir hemen tutamaklı bir böyle kapağımız var. Burayı da kapatalım. Plaka aydınlatmamız da burada gördüğünüz gibi LED olarak yanıyor. Geri görüş kameramız da hemen bu tarafa yerleştirilmiş durumda. Antenimiz köpek balığı değil. Kısa bir antenimiz var. Çubuk şeklinde. Üstü parçası şu an için tıkalı olmadığı için o şekilde görünüyor. Arka tarafa doğru gelelim yavaş yavaş. Buralar yumuşak bir malzeme var. Yani doku olarak yumuşak, içi sert. Dokunduğunuz yerde yumuşak hissettiriyor. O şekilde tarif edeyim. Yine buralarda aynı şekilde B segmenti standartlarında. Farklı bir tasarım. Kapı kolumuz krom detay. Bakın içeri doğru gidiyor ve burada böyle bir detaylar var. Yani buralarda bile çalışılmış arkadaşlar. Güzel detaylar yapılmış. Yine hoparlörün olduğu yerde benzer bir tasarım var. Koltuklarımıza bakarsak tabii ki bir sportif versiyonda olmasını istediğimiz detaylara sahip koltuklar var. Kırmızı şeritler tabii ki olmazsa olmazımız. Bu versiyonda da bu şeritler uygulanmış. Şöyle içine doğru bir geleyim. Ben ön tarafı kendime göre ayarlamıştım. Şöyle diz mesafesi hemen şu yan taraftan göstereyim size. 3-4 parmak kadar bir diz mesafemiz var burada. Baş mesafesi de şöyle bakarsak
Burada da bakın 3-4 parmak kadar da bir baş mesafesi var ki boyum 1.82 arkadaşlar. Hemen şöyle yandan detayını göstereyim. Arka tarafta hava çıkışlarımız var, iki tane. İki tane de USB tip C'miz var. Biraz şaft yüksekliğimiz var maalesef. Ortadaki kişi için biraz sıkıntı olabilir. Şöyle koltuk detayımızı size göstereyim. Bir kolçağımız burada maalesef yok. Bu segmentte genelde kolçak olmuyor zaten. Koltuk kafalıklarımız. Tavanımız koyu renkli, antrasit olarak yapılmış. Aydınlatmalar hepsi LED ve tüm yolcular ve şoförler için de burada tutamaklarımız var. Bu segmentte genelde şoför tarafında olmuyor ama burada gördüğünüz gibi bu araçta şoför tarafında da tutamağımız var. Kırmızı detaylar, bakın aracın birçok yerinde yapılmış durumda. Güzel detaylar. Bakın burada hemen telefonumuzu burada USB girişte şarj edip buraya da bu cebe koyabiliriz. Ayrıca burada da başka bir cebimiz var. Ve sportif koltuk kapalıkları sabit. Ve şurada da yanda da kulakçıkları var. Tabii ki öne geçelim, artık önden detaylarını size anlatayım. Bu aracın test aracı maalesef yok. Bu aracı hemen böyle detaylıca inceleyeceğiz size. Anahtarsız giriş olduğunu söylemiştim. Hemen tekrar açalım. Dokunduğum gibi burası kapandı. Hemen farı açmıştım ben, onu da kapatayım. Bakın yine küçük detaylar. Skoda bu işi biliyor arkadaşlar. Skoda şemsiyemiz. En baz modelinde bile bu şemsiyeyi size teslim ediyorlar. Bu araçta da var. Şuralar karbon görünümlü yumuşak bir malzeme yapılmış. Deri gibi ama karbon görünüm işlenmiş üzerine. Yine sportif bir versiyonda olmasını istediğimiz parçalardan. Buralarda böyle dokulu bir yumuşak malzeme kullanılmış. Yine arkadaki gibi dekor kaplamalı tutamağımız. Burada farklı bir kapı kolumuz var. Hemen yine kırmızı detayı var boydan boya bu şekilde. Şöyle bir kumaşı var. Tabii zedelenmemesi için. Bu tasarım gayet iyi. Hem burada su şişesinin içinde yer bırakılmış. Üstü de açık olduğu için büyük bir şişeyi buraya rahatlıkla koyabiliriz. Şu alt tarafa baktığımızda tabii sportif bir araçta. Krom pedallarımız yine güzel detaylardan. Hemen bu fanımızın içerisine doğru devam eden detaylar. Küçük küçük detaylar güzel işlenmiş arkadaşlar. Yine burada parlak siyah malzeme kullanılmış. Hemen göstergemizin, bakın bunun hem sağında solunda böyle Fabia yazımız var. Kumandamız standart. Hem VAC grubundan birçok modelinde benzer bir kumanda birimini görüyoruz. Koltuk detayımızı şöyle bir bakalım. Burada hem bel destek ayarı olan, yanal desteği de gayet iyi olan bir koltuğumuz var. Üst tarafa doğru çıktığımızda da bakın burada sabit başlığı görüyoruz. Şu yan tarafları deri olarak kaplı. Buralar karbon görünümlü bir deri gibi. Hemen temas edeceğimiz, genelde hani bizim haşır neşir olacağımız yerler karbon olarak bu şekilde kaplanmış durumda. Fabia'mızın içine geldik. Anahtarımızı ilk önce bir göstereyim size. Şöyle klasik VAC grubundan tanıdığımız bir anahtar var. Octavia'da anahtarlar değişmişti ama Fabia'da henüz değişmedi. Bir sonraki nesilde artık yeni nesil anahtara geçeceğiz. Buradan hemen düğmemize basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir göstergemiz var. Tamamen dijital. İstenirse buradan farklı farklı kaldıranlara geçebiliyoruz. Hemen onların detaylarını size göstereyim. Bu şekilde ve tabii ki bir en hızlı versiyonumuz. Bu şekilde de bir göstergemiz var. İstenildiği gibi de bunu da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Direksiyon tasarımımız gayet şık. Alt tarafı düz, böyle sportif ve ele oturan. Tam yuvarlak değil. Şöyle biraz daha buraları kavisli. Tam böyle evin avucun içerisine oturması için böyle özel olarak tasarlanmış burası. Üst taraftan da rahatlıkla tutabiliriz. Bakın burada da biraz kabartma yapılmış. Güzel detayları var. Direksiyon arkasında kulakçıklarımız var. Vitesimizi buradan atabiliyoruz. Ve hız sabitlemiz bu silecek koluna entegre edilmiş durumda. Multimedya ayarlarını buradan, hız sabitleme ve ana ekran ayarlarını da sağ taraftan yapıyoruz. Orta tarafta 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Buradan isterse saat ayarlarını da değiştirebiliyoruz. Ve bayağı görseli gayet güzel. Sürüş asistanlarına yorgunluk destek sistemi var. Radyo ayarları, telefon medya ayarlarını buradan da ayarlayabiliyoruz. Telefon bağlanabiliyor. Android Auto, işte Apple CarPlay. Müzik ayarları, klimanın ayarında istenirse buradan yapalım. AirKey işte içerideki havanın kalitesini arttıran bir özellik. Dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Parmağınızı hemen dokunmanıza da bile gerek yok. Yukarıdan baktığınız anda bunu görebiliyorsunuz. Buradan görünümü de değiştirebilirsiniz. Bu şekilde aracın iç
Bakın göstergenin içindeki ayarları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine karbon görünümlü detaylar var. Şurada kapının açma kolunun olduğu yerdeki bakın delikli malzeme. Buranın iç tarafına doğru da entegre edilmiş. Bunlar güzel detaylar. B segmentli bir araçta hani bu kadar ince düşünülmüş detayların olması güzel. Burada bir dijital klimamız var. Hava kalitesi AirCare özelliği olduğunu söyledik az önce. Burada bir eşya bölümümüz var. Büyük bir yer. 7 ileri DSG şanzımanımız ve şanzımanımızın üzerinde hemen ışıklı olduğunu görüyoruz. Start stop off merkezi kilit tuşumuz. Park sensörü iptali. Burada el frenimiz manuel. Bir bardaklığımız var. İsterse burası da çıkartılıp da kullanılabilir. Burada bir eşya bölümü var. İki bardaklık arka tarafa doğru. Burada bir çakmaklığımız var. Kumaş kaplı bir kolçağımız var. Hemen torpido gözümüzün de detayına bakalım. Burada amortisörlü bir torpido gözümüz var ki yine bunun içerisinde de bir kartlığımız var. Burada birçok yerde fonksiyonel özellikler olduğunu söyledik. Şemsiyemiz vardı. İşte depo kapağında bir buz kazıyıcımız var. Hemen camın önünde bakın burada bir kartlık var. Eşya koymak için, sabitlemek için yerler var. Bakın burada bir kalem tutacağı için bir yer var arkadaşlar. Hemen şu yan tarafında yine bir kart sıkıştırabileceğiniz bir yer var. Ufak tefek bu fonksiyonel özellikler Skoda'nın hani olmazsa olmazlarından biri arkadaşlar. Skoda'nın bütün modellerinde bu tarz küçük detayları görüyorsunuz. Bunlar da hani küçük şeyler ama gerçekten hayat kurtarıyor. Bir kalemi oraya sabitlerseniz o sağa sola dağılmayacağı için yine koyduğunuz yerde rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ha, alt tarafta hemen atladım onu da söyleyeyim. Burada da iki tane USB tip C girişi var. Hemen şu alt tarafa saklanmış durumda arkadaşlar. Dediğim gibi birçok yerde bu fonksiyonel küçük parçalar sizin hayatınızı kurtarabilir. Aracınızı bir yere park ettiniz, telefon numaranızı bırakmanız lazım. Hemen camdaki bu parçaya bir kartı sokarsanız orada rahatlıkla duracaktır. Yine küçük ama çok lazım olduğu anda da çok değerli olabilecek bir özellik. Şimdi ne yapalım? Motor bilgisini vereyim size. Artık yavaş yavaş videoyu kapatalım. 95 beygirlik 1.0'lık bir manuel seçenekle başlangıç seçeneğimiz. 1.0-110 beygirlik bir üst seçeneğimiz otomatik desteği olarak alıyoruz ve 1.5 litrelik en güçlü versiyonumuz 150 beygirlik versiyonumuz var. 1.0-95 beygirlik modelimiz 95 beygir 175 Nm tork değerleri sunuyor. 0-100 hızlanması 10.6 saniye 193 km'de maksimum hızı var. Ortalama tüketim de 5.1 litre. Bunu sadece 5 ileri manuel şanzımanla satın alıyoruz. Bir üst versiyona çıktığımızda 1.0-110 beygir 200 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 hızlanması 9.9 saniye. 205 km'lik maksimum hızımız var. Ortalama tüketimi de bunun 5.5 litre arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz araç 1.5 litrelik 150 beygirlik 250 Nm tork değerine sahip bir motora sahip. 0-100 hızlanması 8 saniye. Maksimum hızı da 225 km. Ortalama tüketim olarak da 5.7 litrelik bir değer bize sunuyor. Elit, Premium ve Monte Carlo olmak üzere de donanım seçeneğimiz var. 1.5 litrelik motor sadece Monte Carlo donanımıyla geliyor ve en dolu versiyonu arkadaşlar. 1.0-110 beygirlik versiyonumuzda hem Elit hem de Premium donanım olarak da satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde dilim döndüğünce yeni Skoda Fabia Monte Carlo'yu ve genel olarak da Skoda Fabia'yı size anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Monte Carlo ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma da abone olursanız çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.